Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz Audio Spectrum ya da Equalizer animasyonu olarak adlandırdığımız sesimize veya arkada çalan müziğe göre hareket eden çubukları OBS'imize nasıl ekleyebiliriz bunu göreceğiz. Videomuzun sonunda da bir önceki videoda bahsetmiş olduğum Snip uygulamasıyla birlikte çok havalı bir eklenti hazırlayacağız sahnelerimiz için. Lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum yapmayı unutmuyorsun. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak açıklama kısmında bulunan linkten Spectralizer'ı indiriyoruz. Önümüze çıkan bu sayfada Go to Download diyoruz. Spectralizer Installer Windows Exe'yi indiriyoruz. İnen dosya ile kurulumu yapıyoruz. Kurulumu yaptıktan sonra OBS'imizi açıyoruz. OBS'imizi açtığımızda kaynaklar kısmına sağ tıklayıp ekle dediğimizde gördüğünüz gibi burada Spectralizer kaynağı gelmiş oluyor. Buna tıkladığımızda tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi çubuklar buraya geliyor. Burada yapmanız gereken şey sizin bu çubukları masaüstü sesine göre mi yoksa sizin konuşmanıza göre mi hareket etmesini istemeniz. Buradan ben audio source kısmından gördüğünüz gibi mikrofonumu seçiyorum. Konuştuğumda gördüğünüz gibi barlar oynuyor. Aynı zamanda bu şekilde çubuk değil de şöyle yuvarlak da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğimizde bar width, bar height ve bar spacing'i ayarlayabiliyoruz. Width dediği sol tarafta yukarıda gördüğünüz gibi daraltıyor veya genişletiyor. Bar height dediğimiz kısımda yükseklik ve alçaklık ayarı oluyor. Bar spacing de gördüğünüz gibi aralarında ne kadar boşluk olmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde gravity kısmından konuşmalarınıza ne kadar tepki vereceğini seçebiliyorsunuz. Bunun için ideal olan oran 0.80'dir. En aşağı kısmı geldiğimizde de detail kısmından kaç adet çubuk olmasını istediğimizi seçebiliyoruz. Burada sınırsız sayıda çubuk ekleyebiliyorsunuz. Ama yine burada ideal olan 30 ile 60 arası olduğunu düşünüyorum ben. Aynı zamanda renk seçim kısmından da barlarınızın rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ve tamam dediğinizde gördüğünüz gibi audio spektrumunuz OBS'inize eklenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi OBS'e spektrum eklemek çok kolay. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi bir önceki videomuzda yer alan Snip uygulamasıyla nasıl bir eklenti yapacağız buna bakalım. Öncelikli olarak ben bir Spotify'ımı açıyorum. Buradan da rastgele bir parça açıyorum ki Snip uygulamam ekranda çalışsın. Öncelikle şunu yapacağım. Mesela Snip TXT klasörüne girdim. Buradan güzel bir yazı seçeceğim. Mesela Barlow Condensed Semibold. Bu güzel bir yazı karakteriymiş. Bunu seçiyorum. Sonrasında ben bu yazının biraz daha büyük olmasını tercih edeceğim sanırım. Burada 36'ymış. Ben bunu 48 yapacağım. Evet, 48 yaptığımda biraz daha göze hitap eden bir şekle geldi. Şimdi bunu ben albüm kapak fotoğrafıyla aynı hizaya getireceğim. Gördüğünüz gibi bitişini aynı hizaya getirdim. Sonrasında Snip'e ben bir filtre ekleyeceğim. Kaydırma filtresi ekleyeceğim. Buradan kaydırı seçeceğim. Tamam diyeceğim. Yazı hızını şöyle 35'e getireceğim. Evet, aynı hizada gidiyor. Hatta şöyle K ve Y de oraya dahil olsun istiyorum. Çok tatlı bir şekilde oturdu oraya. Şimdi ben buraya ekle diyeceğim ve Spectralizer diyeceğim. Buraya ben bir tane Spectralizer ekleyeceğim. Burası için audio source'umu tabii ki de müzik için yapacağım için masaüstünü seçeceğim. Ve bunu direkt olarak şarkı isminin üst kısmına alacağım. Ve sonrasında Spectralizer'ıma çift tıklayacağım. Ve buradan şu yazı boyutuna göre Spectralizer'ımı uzatacağım. Ama biraz daha ince olmasını istiyorum ben. Evet, buradan 1000 ekleyeceğim. Ve tam da yazının çıktığı aynı hizaya bunu getirmeye çalışacağım. Sonrasında bar height'imi yani yüksekliğimi biraz düşüreceğim. Yüksekliğimi aşağı yukarı albüm kapak fotoğrafıyla aynı hizaya getirmeye çalışıyorum. Ve gördüğünüz gibi bence yeterli oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendinize daha uygun, kendi tasarımlarınızı, kendi hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz düzenlemeler yapabilirsiniz. Kaynaklar kısmında Spectralizer, Snip Artwork ve Snip TXT dosyalarını Shift'e basılı tutarak üçüne birden tıkladığında hepsini seçecektir. Bunların hepsini seçtikten sonra üstlerine sağ tıklayıp buradan seçeyen öğeleri grupla derseniz eğer, bu grubun adına da Spotify notunu düşerseniz gördüğünüz gibi bu şekilde klasör haline getirecektir. Siz bunu sahneye
sahne içerisinde yerini değiştirmek istediğinizde hepsini tek tek değil de grup halinde hiçbir ayarınız bozulmadan büyütüp küçültüp istediğiniz yere alabilirsiniz sahnelerinizde. Evet arkadaşlar, OBS'inize Spectrum eklemek aslında bu kadar kolay. Bu özellikler bize ne kadar küçükmüş gibi gelse de izleyicilerimiz için ve yayın kalitemiz için prodüksiyon arttırıcı pluginlerdir. Bu eklentileri kullanarak yayın kalitenizi bir tık daha arttırmış olabilirsiniz. Bu tarz küçük bilgilere ulaşmak isterseniz diğer videolarımı da izlemeyi lütfen unutmayınız. Aynı zamanda içeriklerin devamının gelmesi için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir minik yorum bırakmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.